Yukarıdan aşağı yolcu hiç bulamıyoruz. Sadece tek taraf çalışıyor arabalarımız. Pandemide kardeşim şu anda 3 günde bir çalışıyoruz yani. Samsun'da toplu taşıma hizmeti veren dolmuş hatlarının yolcu taşıma sayısı koronavirüsü salgını nedeniyle büyük ölçüde düştü. 7 aydır işlerimiz bayağı düşük. 124 arabanın 3'te 1'i çalışıyoruz yani 40-40 olarak çalışıyoruz. Şoför esnafı bayağı mağdur oldu. Güzergahımızda belediye vardı, resmi daireleri vardı, okullar vardı. Hep kapandı. Yani biz kimi taşıyoruz? Sadece mahalleyi taşıyoruz. Yolcu taşıma kapasitelerinin %70 oranında düştüğünü ifade eden Üçnoğlu Dolmuş Taksi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 3. Başkan Yardımcısı Muhasip Servet İhtiyar, para kazanmayı bırakın, vergi ve sigortasını ödeyemeyen birçok şoförümüz var açıklamalarında bulundu. Çok etkilendik. İşin %70'i, %75'i gitti. Zor durumdayız. 15 tur atıyorduk ortalama olarak. Fakat o şimdi 10 turu geçmiyor. 8 tur, 10 tur arası değişiyor bu. Yukarıdan aşağı yolcu hiç bulamıyoruz. Sadece tek taraf çalışıyor arabalarımız. Para kazanmayı bırak, vergilerini, sigortalarını yaptıramayan esnaflarımız arasında zor durumlar içerisindeyiz. Koronavirüsü nedeniyle yolcu sayısının oldukça düştüğünü belirten dolmuş şoförler ise şunları söyledi. Yani millet çıkmıyor, ne kadar olsa da içimiz düştü yani. Güzergahımızda belediye vardı, resmi daireleri vardı, okullar vardı, hep kapandı. Yani biz kimi taşıyoruz? Sadece mahalleyi taşıyoruz. Pandemide kardeşim şu anda 3 günde bir çalışıyoruz yani. 3 günde bir, o da sırada 35-40 dakikada bir sıra geliyor. Yukarıdan aşağı inerken tabii 3 kişi, 5 kişi diyor da aşağıdan yukarı dolduruyoruz yani ama attığımız tur 10, 11, 12 tur atıyoruz. 3 günde bir yani sıra. Tur çıktığımız odada da günde 11, 12 tur atıyoruz. Pandemiden önce gene işlerimiz iyiydi biraz kardeşim. Ama bu duraktaki bazı iş merkezlerimiz gidince bizim mecburi gidip gelecek bir yerimiz yok bizim şu anda yani.